Taştepeler Projesi bizim odaklandığımız nokta yerleşik hayatın başlangıcı, yani 12 bin yıl önce ilk aşaması. Ve bunun yaklaşık 1500 yıl boyunca sürdüğünü düşünüyoruz. Yaklaşık olarak yani 8000'li yıllara kadar geçen süreyi ele alıyor. Bölge olarak da Şanlıurfa'da Harran Ovası'nın etrafındaki yükseltilerde bu yerleşmelerin çoğunluğu. Yaklaşık 150 kilometre çapındaki bir bölgeyi ifade ediyor. Ve bu bölgede şu anda 10 tane arkeolojik alanda kazılar sürdürüyoruz. Bunlar çok uluslu ekipler, farklı üniversitelerden, farklı kurumlardan gelen ekipler. Ve başka bir ifadeyle aynı bölgede, aynı döneme odaklanmış çok sayıda ekibin eş zamanlı çalışması. Taştepeler, medeniyetin beşiği olan Anadolu'nun derinliklerine yükselen birer zaman kapsülü gibi binlerce yıl öncesine ait sırları ve ritüelleri günümüze taşımaktadır. Her biri insanlık tarihinin en eski izlerini barındırarak geçmişle bugünü, insanlığın evrensel yolculuğunun başlangıcını ve bugünkü medeniyetin köklerini gözler önüne sermektedir. Taştepeler yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak kültürel mirası olarak gelecek nesillere ışık tutmaktadır. O yüzden Taştepeler geleceğin Urfa'sı için bulunmuş hazinedir, geleceğin Türkiye'si için bulunmuş hazinedir diyebiliriz. Günümüzden 12 bin yıl önceyi hayal edebilir misiniz? Teknolojinin olmadığı, bakır, demir gibi madenlerin bilinmediği dönemler. Barınma, beslenme ve üreme üzerine kurulan dünyada insan sadece çakmak taşı ve ağaç dalından elde ettikleri aletler ile yaşamını sürdürüyor. Bu dönem insanı için kullanılan yabani, barbar, ilkel, mağara adamı kavramlarını çöpe atan Göbekli Tepe ve Karahan Tepe kazıları olmuştur. O dönem toplumunun ilkel olmadığı, mimari, planlama, sanat, kültür, estetik, inanç, toplumsal dayanışma, işbirliği gibi ileri toplum özelliklerine sahip oldu. Kabartma resimler, mühendislik, özgün tasarım ve muazzam işçiliğini içeren o megalitik yapılar bunu ispatlamıştır. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe dışında keşfedilen ve taş tepeler olarak adlandırılan diğer neolitik yerleşimler, bilimsel kazılar yapıldıkça insanlık tarihini değiştirmeye devam edecektir. Mimarlar, şehir plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, antropologlar, sosyologlar, insanlık tarihi meraklıları, kısaca herkesin ölmeden önce mutlaka görmelerini tavsiye ederim. Sadece insanların yerleşik hayata geçtiği ve bitki hayvan türlerini evcilleştirdiği değil, aynı zamanda sosyal ve teknolojik açıdan da önemli dönüşümler yaşadığı bir çağdır. Şanlıurfa'da başlatılan Neolitik Çağ Araştırma Projesi kapsamında devam eden arkeolojik kazılar ve yapılan disiplinler arası çalışmalarla bu dönemle ilgili daha kapsamlı veriler elde edilecek ve bölgenin önemi bir kez daha anlaşılacaktır. Taştepeler. Taştepeler nerede? Urfa kentinde. Urfa, 14 bin yıllık geçmişi olan Mezopotamya'nın kalbi. İnsanlık tarihinin yeniden yazıldığı o güzel, o muhteşem coğrafya. Taştepeler, Urfa'da. Taştepeler, dünyada bilimsel bulgularla Neolitik dönemi yeni baştan yazdıran yer nerede? Tabii Urfa'da. Bekleriz efendim. Taştepeler, Şanlıurfa ve çevresinde yer alan insanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan arkeolojik alanlar topluluğudur. Taşlardır beka, taşlardır ebediyet. Taştan başka tarihe ne bırakmış medeniyet? Tarihi taşlarla yazılmış Taştepeler şehri Şanlıurfa'ya herkesi bekliyoruz. Taştepeler gelecekte dünyanın cazibe merkezi olacak.
Taştepe'ler tarihin ve medeniyetin izlerini ileriye taşıyacak önemli bulgulardır. Yerleşik hayatın başladığı ve tarihin sıfır noktası Taştepe'ler. Taştepe'ler gün doğumundan gün batımına, sonsuzluğu kucaklayan, ruhumuza şifa olan, antika kokularıyla geceyi karşılayandır. Ben Recep Topçu, Karantepe Araştırmalarını Destekleme Derneği Genel Sekreteriyim. Şimdi Taştepe'ler deyince biz ne anlıyoruz? Taştepe'ler Şanlıurfa il sınırları dahilinde 12 parlayan yıldız. Neolitik çağın yıldızları bunlar. Bunların ilki Göbekli Tepe ama şu an en çok bunun yıldızı parlayan Karahan Tepe. Tam 12 tepemiz var. Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Sarburs, Gürcü Tepe, Sefer Tepe'de bu tepelerde kazılarımız devam etmekte. Bunu biz anlamalıyız, anlatmalıyız, miras olarak korumalıyız ve geleceğimize taşımalıyız, gelecek nesillere taşımalıyız. Bu miraslar sadece arkeologların değil, hepimizin mirasları, gurur duymalıyız.